Bu dersimizde Oracle veri tabanının yapısını inceleyeceğiz ve dosya gruplarına bakacağız. Oracle veri tabanı dediğimiz kavram, sistemde bilgilerimizin tutulduğu, dosyaların oluşturduğu ve bunların yönetimiyle ilgili dosyaların oluşturduğu bir gruptur. Grubun adına Oracle veri tabanı denir. Burada gördüğünüz şemada özetle bazı dosya gruplarını belirtiyor. İşte parametre file, password file, data files, veri dosyalarının saklandığı, gerçek veri tabanı bilgilerinin saklandığı data files bölümü, control files, readlog file ve archived log file. Bunları inceleyeceğiz şimdi. Bir sonraki sunumumuza geçelim. Ve data file bölümü var. Data file dediğimiz kısım veri dosyalarının bulunduğu alandır. Bütün kayıtlarımızın bulunduğu. Data file'lar bizim sistemimizle ilgili verileri tutmaktadır. Örneğin tablolar, view'ler ve indeksler bu yapıda muhafaza edilmektedir. Bizim kaydettiğimiz ve üzerinde işlem yaptığımız tüm veriler bu data file'lar üzerinde tutulur. Readlog'lar ise yaptığımız transaction'lar, yaptığımız transaction'ları tutmaktadır. Commit edilmiş ya da edilmemiş her bilgi bu yapıda durmaktadır. Rollback segmentle karıştırılmamalıdır. Yani üzerinde işlem yapıp yapmadığımız önemli değil burada. Herhangi bir işlem yaptıysak readlog'lar içerisinde tutulur. Eğer commit ettiğimizde herhangi bir sorguyu, o zaman gerçek veri tabanı kaydı olarak veri tabanına yazılır. Rollback edilirse buradaki bilgilerle zaten o geri alma işlemi gerçekleşir ve veri tabanına, asıl veri tabanına yazılmaz. Bu şekilde bir kullanımı var readlog'ların. Control file'lar ise, yani kontrol dosyaları ise veri tabanının genel yapısını tutan ifadelerdir. Tablespace'lerin uzunluğu, adı, yapısı ve diğer database'i ilgilendiren her yapı burada muhafaza edilmektedir. Yani veri tabanının yapısının bilgilerini tutar. Bu şekilde özetleyebiliriz kontrol file'ları. Parametre file sistemin daha verimli çalışması için gerekli olan parametreleri tutmaktadır. CP file ve P file olarak iki farklı versiyonu vardır. Bunları detaylı olarak inceleyebiliriz ancak üzerinde kod olarak pek fazla değişiklik yapmayacağız. Password file kullanıcıların sisteme otantike olmaları için vardır. Password file kullanıcıların sisteme otantike olmaları için vardır. Burada bilgilerden örneğin kimin database'i açıp kapatamayacağını görürüz. Bu şu şekilde özetleyebiliriz. Bizim kullanıcı işlemleriyle ilgili, login olma işlemleriyle ilgili bilgileri tutan kısımdır. Arşiv readlog'lar, readlog'ların depolanmış halidir. Normalde readlog'lar büyüklükleri kadar ancak transaction'ı tutmaktadırlar. Bu şekilde dolan, yani kapasitesini dolduran readlog'lar arşiv dosyası olarak saklanabilmektedirler.